Her gün farklı müzik gruplarının albüm yaptığı Türk müzik dünyasında tutunmak, kalıcı olmak zor. Emircan İrek ise şarkılarıyla iyi çıkış yakalayan ve ses getiren sanatçılardan biri. Sadece şarkı da söylemiyor. Genellikle duygusal yönü ağır basan şarkı sözleriyle başarısını gösteriyor. Bir de bu aralar popüler olan şarkısı Ali Cabbar var malumunuz. Ali Cabbar son zamanlarda en iyi çıkış yapan şarkıların arasında. Vallahi şu son günlerde uyuyorum uyanıyorum kafamın içinde bu şarkı çalıyor. Rüyamda Ali Cabbar'ı görüyorum. Instagram'a Twitter'a bakıyorum. Her yerde Ali Cabbar caps'leri. Yüzlerce yorum. Instagram keşfetim Ali Cabbar tarafından işgal altında resmen. Ya bu arada Ali Cabbar gerçek mi ya? Böyle biri var mı cidden? Sevdiği kız başkasına varmış. Tamam anladık. Sevdiği kız başkasına varan ilk kişi sen misin be Ali Cabbar? Yani bir kız için bu kadar üzülmeye, bizi de kahretmeye değer miydi? Ali Cabbar günlerdir gündemdeyken hop bir tartışma daha düştü gündeme. Duygusal hikayesiyle dilden dile dolanan şarkının çalıntı olduğu iddiası ortaya atıldı. Şarkının 5 milyoncuk borç verir misin Yeşilçam filminden çalıntı olduğu söyleniyor. Ali Cabbar ve çalındığı iddia edilen film müziği arasındaki benzerlik tartışmaları getirdi. Bu şarkı neden bu kadar ses getirdi? Nasıl zirve oldu? Emircan İrek kimin sesi? Ali Cabbar kim? Gerçekten böyle biri var mı yoksa hayal ürünü mü? Şarkı gerçekten çalıntı mı? Merak edenler, tüm sorularınızın cevabı bende. Buyurun efendim. Emircan İrek. Türk müzik piyasasında hızla yükselen bir isim olarak daha ilk şarkısıyla dikkatleri çekti. Genç yaşına rağmen kendine özgü tarzı ve şarkı sözleriyle dinleyicilerin kalbini kazandı. İrek, 1993 yılının 2 Nisan günü Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde doğdu. Çocukluğundan beri müzikle hep iç içe oldu. Hacı Fahri Zümbül Anadolu Lisesi'nde okuduğu dönem amatör gruplarla şarkılar söyledi ve daha o zamanlar İstanbul'a gitmeyi kafaya koydu. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde metalurji ve malzeme mühendisliği bölümü kazanan Emircan'ın aklının bir tarafı müzikte kaldı. Üniversite hayatının son yılına kadar dayanabildi ve okulu bıraktı. Nazım Hikmet Akademisi'nde şan ve solfej eğitimine başladı. Emircan aslında bundan 5 yıl önce adını duyurmuştu. Nalan şarkısıyla zirveye çıkan Emircan'ın kendi de şarkıları da çok sevildi. Nalan şarkısı YouTube'da 135 milyon izlemeye ulaştı. Wow! Sadece Nalan değil yaptığı şarkıların çoğu hit oldu ve hemen tanındı. Genelde duygusal gördük Emircan'ı. Aşk acısı çeken, hayatla hep bir derdi olan, uzaklara dalıp dalıp giden bir profille çıktı karşımıza. Aşk, ayrılık, umut ve yaşamın anlamını sorgulayan şarkı sözleri yazdı. Akustik, pop ve alternatif tarzı bir araya getirdi. Kendine özgü bir kimlik yarattı. Müziğindeki sade ve dokunaklı tarzıyla dinleyicileri duygular arası bir yolculuğa çıkardı. Şarkılarında içtenlikle hikayeler anlattı. Bazen geçmişe götürdü, bazen de acı bir hikaye anlattı. Biz melankoli seven bir milletiz zaten. O yüzden hemen ısındık Emircan'a. Malum acı çekmeyi severiz biz. Emircan İrek, 2018 yılında çıkardığı Ağır Roman albümüyle iyi bir çıkış yakaladı. Ard arda yaptığı coverlar da büyük beğeni topladı. 2020 yılındaki Power Türk Müzik Ödülleri'nde yılın en güçlü çıkış yapan şarkıcısı ödülünü aldı. Şarkılarında Türk sinemasının efsanesi Ayhan Işık'ı da andı. Türk edebiyatının mavi gözlü devi Nazım Hikmet'e de sık sık yer verdi. Yazdığı şarkı sözlerinde ve bestelerinde farklı bir tarz yakaladı. Mutsuz bir mühendis olmaktansa iyi bir müzisyen olmayı seçmiş. Ülkenin koşulları ortada. Bir şeylerden vazgeçmek, yeni bir yol seçmek belki de eskisinden çok daha zor. Buna rağmen mesleğinden vazgeçip hayallerinin peşinden gitmesi, sıfırdan başlama cesareti takdir edilesi. Tebrik ederim Emircan İrek kardeşim. Gelelim Ali Cabbar meselesine. Son yılların en iyi çıkış yapan şarkıcılarından biri olan Emircan İrek, Ali Cabbar şarkısıyla resmen ortalığı ayağa kaldırdı. Şarkının sözü de melodisi de zihnimize kazındı. Hikayesi içimizi acıtan, sözleri dilimize dolanan. Ali Cabbar deyince melodisi anında kafamızın içinde çalmaya başlayan o şarkı. Gelin size Emircan'ın içimizi parçalayan şarkısında adı geçen Ali Cabbar'ın hikayesini anlatayım. Ali Cabbar Tekirdağ'ın küçük bir köyünde yaşıyor. 5 çocuklu bir ailenin ortanca oğlu. Köydeki düğünlere gidiyor, babasıyla gırnata çalıyorlar. Ali Cabbar günlerden bir gün yine bir düğüne gidiyor ve orada gördüğü bir kıza aşık oluyor. Ama gelin görün ki kızın ailesi Ali Cabbar'ı ailelerine layık görmüyor ve kızlarını vermiyorlar.
Sonra da kızlarının başka biriyle nişanlanmasını istiyorlar. Gel zaman git zaman Ali Cabbar'ın babasının al gırnatanı oğlum akşama düğün var yürü Ali Cabbar demesi üzerine düğüne doğru yola koyuluyorlar. Ali Cabbar gırnatasını çalarken bir de ne görsün? Sevdiği kız evleniyor. Ah! Aşkının acısına dayanamayan Ali Cabbar bu olayın ardından askere gidiyor. Aradan 6-7 ay geçiyor ve köye acı haber geliyor. Ali Cabbar ne yazık ki askerde şehit düşüyor. Artık aşkından mı öldü, kendini kurşunların önüne mi attı bilmiyoruz ama şarkının böyle acı bir hikayesi var işte. Şarkısı dillere pelesenk olan Ali Cabbar tam gündemden düşecek derken bir başka tartışma yine ortalığı karıştırdı. Piyasaya çıktığı günden beri milyonlarca kez paylaşılan ve dinlenen şarkının şimdi de çalıntı olduğu ileri sürüldü. Esin Kaynağı'nın da 5 milyoncuk borç verir misin filminin müziği olduğu söyleniyor. Bu arada bilmeyenler için kısaca filmden de bahsedeyim. 5 milyoncuk borç verir misin? 1975 yapımı Osman Seden'in yönetmen koltuğuna oturduğu bir Yeşilçam filmi. Başrollerini ise Zeki Alasya ve Metin Akpınar paylaşıyor. Perihan Savaş, Hulusi Kentmen, Münir Özkul gibi Türk sinemasının dev isimleri de filmdeki oyunculuklarıyla içimizi ısıtıyor. Filmde iyi arkadaş olan Zeki ve Metin bir gün bir şans oyunu oynayıp büyük ikramiyeyi kazanıyor. Ancak gelin görün ki bileti arkadaşları Nuri'ye veriyorlar. Nuri bileti ceketinin cebinde unutup ceketi eskiciye satıyor. Ve ikilinin ceketi aradıkları maceraları başlıyor. Nereden baksan trajik hikaye vallahi. Zeki ve Metin'in acısını tüm kalbimle hissetmedim değil. Jenerik müziği de benzetmek gibi olmasın ama tıpkı Ali Cabbar gibi hüzünlü, insanın içine dokunan cinsten. Bu arada siz ne dersiniz? Ali Cabbar şarkısı çalıntı olabilir mi? Sizce gerçekten benziyor mu? Ne diyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Yazın bakalım.